Gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekeceğiniz tasarım hataları. Harika şeyler yaratmak haliyle her zaman kolay bir süreç olmuyor. Bazen işlerin beyin fırtınası sürecinde veya tasarlanmış ürünün üretim sürecinde işler yanlış gidebiliyor. Şimdi göreceğiniz kötü dizaynlara inanamayacaksınız. Peki, o halde kemerlerinizi bağlayın ve başlayalım. Bu fotoğraf çok şey anlatıyor. Çin'de dizayn edilen bu şeyin fotoğrafı, onların bizim karabiberle ne yaptığımızı düşündüğüyle ilgili somut bir fikir veriyor. Her neyse, hem kim ekmeğine hoş bir biberlikten biber ekmek istemez ki? Bu mayo 490 dolar ve sadece tek bir problemi var. O da onun içinde yüzemiyor olduğunuz. Fotoğrafta görmüş olduğunuz yazı, bunu yüzerken giymenizi tavsiye etmiyoruz diyor. Allah Allah. Sırada Victoria's Secret'ten bu iç çamaşırları var. Ki bu da sadece etiket için alışveriş yapmamanız gerektiğinin bir diğer kanıtı. Ha eğer plajda altınıza doldurmuş gibi görünmek istiyorsanız bu ürün tam sizlik. Peki ya bu botlara ne demeli? Parmaklarınızı bu şekilde ayıracak olmanın konforlu olacağını her kim söylediyse yanılıyor. Ha bir de bir hayvandan esinlenerek modaya uygun bir şey üretecekseniz deve yerine kelebeği seçebilirsiniz. İlk olarak bu durak reklamının obezitenin kanser riskini nasıl artırdığına dair insanları bilgilendirmekte oldukça iyi iş çıkardığını görüyoruz. Ancak sonra ne oluyor dersiniz? Eğer bu konuya olan dikkatinizi tamamen ters yöne çekecek bir şey varsa McDonald's'ın cheeseburger reklamı. Birçok şirketin geleceği bizi belirli oyunlar ile kandırmaktır ancak bazen sadece birbirlerini kandırıyor olurlar. Bu Aquapark surf kartının ön tarafında bariz bir şekilde yeniden şarj edilebilir yazmasına rağmen arkasında bu yeniden şarj edilebilir bir kart değildir yazıyor. Bak sen şu işte. İngiltere'deki Kanal 5 internet sitesine televizyon programlarının yanında yerleştirecek küçük resimler bulamayınca İnşaatçı Bob çizgi filminden fotoğraflar kullanıyor ki bu da oldukça komik sonuçlara yol açıyor. Kimisi polisiye ve dram gibi konuları işleyen bu diziler için bu oldukça isabetli olmuş. XOX oyunu oynarken kutunun dışına çizilen bir daire oldukça yaratıcı. Ancak başlıkta yazdığı gibi kutunun dışında düşünmek gerekiyor. Başlıktaki X'in oyunu çoktan kazandırdığını fark edenleri ise bu şekilde sınıflandırabiliriz. Reklamcılığa gelecek olursak, şimdi ekranlarınızda olan şey daha da beter. Resimde bedava kahve 1 dolara satılır yazmakta. Satmak ve bedava kelimeleri birbiriyle yan yana gelmemeli. Yoksa maazallah, bedavaya bir şeyler falan satarsınız. Bir baga girersiniz, bir haller olursunuz. Bu kapı pekala bir iş görüşmesi öncesinde tabi tutulduğunuz ilk test olabilir. İçgüdülerinize güvenip kapıyı itecek misiniz? Yoksa size söylendiği gibi kapıyı çekmeye mi çalışacaksınız? En azından insanların içeriye girmek için kullandığı metotları görmek eğlenceli oluyordur. Karışmış uyarılardan bahsetmişken bu rampa tekerlekli sandalye kullanıcıları için oldukça iyi. Eğer tekerlekli sandalyenizden inip merdivenler çıkmak için birkaç adım atabiliyorsanız tabii. İşte karşınızda bir diğer engelli geçiş noktası. Özellikle sarı boyayla boyanmış olmasına ve bir uyarı işareti konmuş olmasına rağmen engelli bir vatandaşın bu merdivenlerden nasıl çıkacağını kestirmek gerçekten güç. Bu merdiven tasarımcıları ise daha az kötülük içeren ancak çok da büyük bir hata yapmışa benziyorlar. Sanırız ki merdiven Hogwarts'a çıkıyor. En tuhaf olan şey ise biraz gayretle tasarımcıların tamamen kapatmadığı bölümden geçebilme ihtimalinizin olması. Bu evi yapanlar da önceki tasarımcılardan daha iyi bir çıkarmışa benziyor. İçeriye ne kadar ışık girdiği konusundaysa pek iyimser konuşamıyoruz. Her elektronik alete güvenemeyeceğiniz bir gerçek. Gördüğünüz gibi tamamıyla sahte olan bu Logitech hoparlör de bunu kanıtlıyor. Bu yapışmaz tavaya ne demeli? Eğer yapışmaz bir tavaysa o etiket kolayca sökülmeli miydi? Satın alınan şeylere gelmişken bu Pepsi makinesine ne demeli? Kutu çıkmıyor yahu. Patladıktan sonra etrafı temizlemek için uğraşamayacaksınız, daha fazla zorlamayın diyoruz.
Bu kaldırımvari şeyin ne işe yaradığını bileniniz var mı? Rahatsızlık vermek dışında neden orada bulunduğuna dair hiçbir açıklama düşünemiyoruz. Peki ya bu koltuğa ne demeli? Ne manzara ama? Eminiz ki her oturan maçları gayet rahat bir şekilde izleyebiliyordur. Hiç oldukça pahalı bir banyoda bulundunuz mu? Ambiyans, ışıklar ve bu acayip lavabo. Burada neler oldu? Maalesef mermer seçiminde birazcık yanlış yapılmış. Bahse varız ki şimdi göreceğiniz klozet kapağını bulmak için çok çaba sarf edilmiştir. Ancak eminiz ki isteyeceğiniz son şey tamamen temiz olsa bile üzerinde kurumuş çiş varmış gibi görünen bir klozet kapağıdır. Ardından otobüsün pencerelerinin yanlış konumlandırılmasından dolayı gözleri ayrılıp duran bu kızcağızımız var. Sid, sen misin canım? Peki ya gözleri ters tarafa bakan bu ablamıza ne demeli? Her tarafta pek de tekin olmayan tasarım hataları görüyoruz. Bu ağaç biçme şirketi ne tür bir ağacı ufalamış acaba? Kan mı o, yoksa boya mı? Her ne olursa olsun gerçeği bilecek kadar yaklaşmanıza da gerek yok. Bu fan duvara neden, nasıl ve niye bu kadar yakın yerleştirilmiş? Elbette ki fanı duvardan önce geliyor. Ancak birisinin onu oraya koyacak kadar aptal olabileceğini düşünmüyoruz. Aynı zamanda işin içine fanın etkili olamayacak kadar yukarıda olması da var. Hele ki yanında öyle bir delik varken. Peki ya buna ne demeli? Bu duvarın insanların kafasını karıştırma yeteneği gerçekten de çok ilginç. Kaseler binlerce yıl boyunca pek de fazla değişikliğe uğramamış, standartlaşmış objelerdir. Ancak bu kasenin tasarımcısı yemeğinizi içerisinde tutmayan bir kase tasarımıyla yepyeni bir çağ açıyor. Diyettekiler buraya. Kontrast önemlidir. Bunu her tasarımcı bilir. Ekrandaysa üzerinde her kart için kartın renginin yazdığı kartları görüyorsunuz. Hepsi de farklı şekilde sınıflandırılmış. Keşke kırmızının üzerine kırmızıyı kırmızıyla yazmadıkları gibi siyah içinde siyahı başka bir renkle yazsalarmış. Tasarımda önemli olan başka bir husus da nedir biliyor musunuz? Orantı. Bu teknoloji firması bize ya dünyanın en büyük USB belleğini ya da dünyanın en küçük erini gösteriyor. Ardından bu korkutucu derecede büyük oyuncak ayı geliyor. Tam 1.95 boyunda. Bu ne kardeşim? Bu yumurta kalıbına ne demeli? Bir kafatasına benzemesi gerekirken korkutucu bir uzaylıya benziyor. Birçok ürünün üzerine yapıldığı ülkeyi yazmanız gerekir. Ancak Çin'de üretilmiş bir ürünün üzerine Amerikan bayrağı koyuyorsanız bazı problemleriniz var demektir. Yastık kılıfınızda bir örümcek görerek uyanmak korkutucudur. Ki bu da yastığınıza neden bu şekilde düğüm atılmasını istemeyeceğinizin bir kanıtı. Üzerinde pireler kaynıyormuş gibi görünen bir halı görüyorsunuz. Harika. En azından bir otelde bulunan bu halı gibi üzerinde ölü bir beden sürüklenmiş gibi görünmüyor. Eğer bunu görecek olsaydınız o gece orada kalıp kalmamayı bir kez daha düşünürdünüz. Talihsiz Sünger Bob gördüğünüz üzere barbekü edilmiş görünüyor. Gerçek şu ki sadece bir çikolatadan yapılmış. Umarız tadı bir sünger gibi değildir. Eğer simetri ve düzen konusunda takıntılıysanız, yerleri böyle olan bir süpermarkete gitmenizi önermiyoruz. Bu yerleri dizayn eden kişiden bir merdiven tasarlanması istenseydi, böyle bir tasarımla gelirdi herhalde. İnanın veya inanmayın, bunlar merdiven. Bir restoranda sipariş verilmesi için kullanılan bu dokunmatik ekranlara ne demeli? Sanırım restoranın sırt ağrısı çeken müşterilere bir garezi var. Veya gecenin ikisinde yemek yemeye gelen ve sarhoşluktan ayakta duramayan müşterileri düşünüyor da olabilir. Bu kabloları sudan korumak için kullanılan bu kokteyl şemsiyelerine bakın. Cidden mi? Bu kilidi açmak için üst düzey bir çilingir olmanıza gerek yok. Bir tane tornavida uzatabilir misin ustam? Eyvallah.